İyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel bir video hazırladım arkadaşlar. Önce bir yasa uyarımız bir yapalım sevgili dostlar. Sonra hemen videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Evet, burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır arkadaşlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz araştırıp bir hisse senedi alırken araştırıp öyle karar verin arkadaşlar. Yani bir hisse senedi alırken araştırmadan kendi bütçeniz uygun mu? Kendi kriterleriniz uygun mu? Önce bir bakın. Ondan sonra alın. Evet sevgili dostlar. Bugün çok bekleyen hisseleri biraz şey yapacağız ama şu anda kıpırdadı biraz. Yani bu kıpırdamalarla bakalım daha da güzel yerlere gelir mi diye. Bunları inceleyeceğiz. Burada aşağı yukarı ilk önce Alcatel ile başlayacağız arkadaşlar. Burada 2, 4, 6, 7 tane bir hissem var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Tabii çok hisse paylaşmak istiyorum ama arkadaşlar yani şimdi ben buradan paylaşayım her hisseyi de. Yani bu hisse bugün gidecek, yarın gidecek diye bir şey yok. Yani bir ay sonra gider, iki ay sonra gider. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada hisseleri sizlerle konuşuruz, anlatırız. Siz de beğenirseniz içinden alırsınız. İsterseniz almazsınız. Evet sevgili dostlar, önce Alcatel'le başlayalım. Alcatel Telekom Mascon Ayşe. Şimdi Alcatel'e baktığım zaman fiyat olarak çok ucuz kalan bir şirket. Yani buralarda şu anda hani 26 liralar çok uygun bir şirket. Biliyorsunuz Alcatel 35 liralarda gördü. Ve buralara geldi. Ve şu anda biraz al sinyali verdiği için ben de hemen indikatörlerde olarak da baktım. Al sinyali verdiği için ben de videomu koymak istedim. Şimdi Alcatel'e baktığımız zaman son bilanço çok iyi gelmemesine rağmen bakın 276 milyon düşük gelmesine satışlar. Şurada net dönem karı 66 milyon. Yani geçen seneye göre biraz arttırmış ama çok değil. Esas faaliyet karı 81 milyon. O da fazla değil. Baktığınız zaman dönem varlıklarını yükseltmiş. Duran varlıklarını yükseltmiş. Öz kaynaklarını yükseltmiş. Borcu olmayan bir şirket. Şimdi baktığımız zaman burada brüt kar marjı %9'dan %14'e çıkarmış. Güzel. FAO oyunda %8'den yine %, yani çok ufak bir şey çıkmış. Yani %8.04 %8.35 ama şurada kar marjı, net kar marjı eksilerden bakın eksi, şuraya dikkat edin arkadaşlar. Eksi 2'den 27'ye çıkarmış. Bu güzel. Bu güzel bir işaret arkadaşlar. Eğer böyle devam ederse diğer bilançoda da yani 3. bilançoda güzel gelirse yani bu büyük ihtimalle bu 3. bilançoyu da fiyatlayabilir. Yani bugün güzel bir kapanış yaptı. Şimdi baktığınız zaman benim her zaman beğendiğim cari oran. Cari oran 1.94'ten 2.43'e çıkardı. Bakın cari oran her zaman yükselecek arkadaşlar. Ve kaldırıcını aşağı düşürmüş. Yani %63'ten %57 olumlu. Gösterme karlılığında 0.02'den 5'e çıkarmış. Yani bunu biraz daha yukarılara doğru çıkarması lazım. Şimdi karnesine baktığımız zaman karlılıkta 6.3, büyümede 6.2, borçlukta 6.5. Yani borcu olmayan bir şirket. Güzel bir şirketim. Bir de grafiğine bakalım Alcatel'in. Alcatel'in hemen grafiğine bakalım. Grafik bize ne diyor? Grafikte de güzel görünüyorsa Alcatel. Bakalım Alcatel'in grafiği bize ne diyecek? Şimdi Alcatel'in grafiğine baktığımız zaman 25 günlük ortalamanın üstünde. Biz zaten bunu yani ben zaten arkadaşlar yani hisseye bakıp da burada yorum yapıyorum. Yani çoğu hisseye bakıp yorum yapıyorum. Çünkü bu hisse al yerine geldi mi gelmedi mi bunları inceleyip bakın. Bakın 25 günlük ortalamanın üstünde 25.64'lük bir burada güçlü bir desteğe var. Yani bu güçlü desteğin altına gelmediği süre sıkıntı yok. Şurada yukarıda bakın 26.76 bir bakın 26.80 diyelim biz buna. Güçlü bir direnci var. Buradan devamı dönüyor. Bu 26.80'i geçtikten sonra ondan sonra tabii 26.80'den sonra yukarıda bizi daha güçlü bir direnç yani yükseliş trendi olarak görüyoruz biz bunu. 29 lira var. Yani bu 29 liraya gelme potansiyeli var. Bakın en son kaç liraymış? En son Mayıs'ta, 4 Mayıs'ta 31 liradan buraya kadar gelmiş. Hatta tarihi bir zirvesi var burada. Bakın Alcatel'in. Şurada ne zaman? Mart'ta 4 Mart'ta 42 lirayı görmüş. Yani 4 Mart'tan bile aşağı yukarı Alcatel düşüyor. Şimdi birazcık kafayı kaldırdı. En son burada bakın şu dibi gördü. 21 lirayı gördükten sonra Alcatel aslında bu 21'den sonra güzel bir aslında burada kar marjı bıraktı. Bakın burada baktığınız zaman güzel bir 21 liradan bakın
28 Temmuz, Ağustos diyelim biz buna. Bir ayda çok güzel 26 liraya gelmiş. Güzel bir kar marjı bırakmış ama ben Alcatel'in daha da yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Onun için bunun videosunu yapmak istedim. Yani buralardan, buralar için alım yerleri uygun. Yani buralar alım yerleri için güzel. Şimdi tabii geri çekilmesi olabilir. 25 liraya 64'e kadar bir geri çekilmesi yapabilir. 25-64 burada bizim için destektir. Şimdi hareketli ortalamaya baktığım zaman 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük ortalamanın hemen hemen üstünde. Bakın şurada bir desteği var. 200 günlük ortalama 25-88 de bir destek. Yani 25-88'den sekerse altta dediğim gibi 25-64 sırasıyla burada 25-24 ve 25 lira. En altta da 24-68'e kadar gelme potansiyeli var. Aşağıda zaten hacimlere baktığım zaman hacimlenmeye başlamış. Yani bütün indikatörlerde al veriyor. Yani EMA'larda olsun 25 günlük hareketli ortalamada al veriyor. Ve 50 günlük, 100 günlük hareketli al veriyor. Bir de Ichimoku bulutuma bakalım. Evet, Ichimoku bulutunun üzerinde geleceği gösteren Ichimoku bulutu da burada bakın yeşil yakmış. Yani ilerisi için de güzel yerler, güzel sinyaller veriyor. Yani burada dediğim gibi 25-44 sonrası aşağı gelirse aşağıda güçlü bir desteği var. 25-44 sonrası ise takipsiz, yani zarar kes yapabiliriz. Ama 25-44'ün altından gelmeyen sürece hissede olumlu yanı var. Yani baktığınız zaman burada 1-2-3 indikatörümüzde al sinyali veriyor. Zaten bizim de amacımız da al sinyali veren hisseleri hemen yakalayıp bulmak. Hemen ikinci hisseme geçiyorum arkadaşlar. Ege Seramik. Ege Seramik'i de arkadaşlar çok yaptık. Yani Ege Seri çok yaptım ben. Bir türlü çıkaramadık. Yani hala da baktığınız zaman bugün %2.59 yaptı. Fena değil ama şu bilançoya göre, yani bilançosu güzel gelmesine rağmen, bakın net dönem karını geçen seneye göre 5'e katlamasına rağmen şu anda bir yani bir değişiklik yok. Öz kaynaklarında biraz düşüklük var. Bakın 460 milyondan 436 milyon düşmüş. Tabi şirket belki yatırım yapıyorsa onu mağdur görebiliriz, yani olabilir. Duran varlıklarından bir 2 milyon düşüş var. Bir dönem varlıklarını arttırmış. Baktığınız zaman çok güzel bir kar marjı %30'dan %38'e çıkarmış. Favoni %18'den %31'e çıkarmış. Çok güzel ama burada işte net kar marjı %25'den %19'a. Yani %19'un üstü aslında bizim maküldür. Güzeldir. Ve PD ve DD'si hala da ucuz kalan şirketlerden bir tanesi. 45 piyasa değeri, defter değeri ucuz. Fiyat favori kazanç oranında baktığın zaman 5 yılda kendini amorti ediyor. Ve bizim beğendiğimiz şu fiili dolaşım %33. Güzel bir fiil dolaşım var. Ödenmiş sermayesi 75 milyon. Bu ödenmiş sermayesi var. Ve baktığımız zaman şu cari oran tabi 2.31'den 1.97'ye düşürmüş. Bu cari oran yukarı doğru çıkması lazım. Kaldırıcının aşağı doğru inmesi lazım. Kaldıraç tam tersi olmuş. Onun için zaten hisse gidemiyor. Zaten bu kaldıraç aşağıda olsa hisse şu anda buralarda değildi arkadaşlar. Ama öz kaynak karlılığını bakın %32'den %43'e çıkarmış. Eğer böyle devam ederse ise 3. çeyrekte de güzel bir kar getirirse ben Ege Seramik'in şuralar çok ucuz arkadaşlar. Yani tam alım yerleri. Zaten ben bunun videosunu bayram öncesi de yapmıştım. Bayram sonrası çıkacak videolarda da var bu Ege Seramik. Hala da 13 liraydı herhalde o zaman da. Hala da bakın 1 lira çıkmış yani. Bir aydır yerinden kıpırdamıyor ama kıpırdadığı zaman da çok güzel yerlere gelecek. Baktığınız zaman karnesine bakalım. Karlılık olan 6'da 5, büyümesi 6'da 6, borcu hiç yok arkadaşlar. Yani çok güzel bir finansal olarak, yani teknik temel olarak perfect. Yani temel olarak çok güzel bir temeli var Ege Seramik'in. Hemen biz Ege Seramik'in şeyine bakalım. Grafik de bizim için önemli. Şimdi baktığımız zaman grafikte bakalım bize neler gösteriyor. Önce 25 günlük hareketli ortamın hemen 13.80 bir desteği görüyoruz burada. Üstünde kapatmış. Bugün de çok güzel bir üstünde kapattı. Ve şu anda teknik olarak da al gösteriyor baktığınız zaman. Hatta güçlü al var. Şu anda güçlü al gösteriyor Ege Seramik. Ve şu anda 14.24'te kapattı. Ve şurada güzel bir desteği var Ege Seramik'in 13.80. Yani 13.80'e kadar geri gelme olanağı var. Yani 25 günlük ortalamada al bize veriyor. Bakalım hareketli ortalama 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamada bize ne gösteriyor? Onlara da baktığınız zaman bakın burada 200 günlük hareketli ortalamanın 13.90'lık bir desteği var. Yani 13.90'a kadar çekilme olanağı var. 13.90'a kadar alabilirsiniz. Bakın hepsinin üstünde burada 25-20 günlükte bakın 13.07
Bakın hepsi üstünde. Yani bu hareketli ortalamada indikatör de bize al diyor. Yani 25 günlük ortalama al diyor. Hareketli ortalama da al diyor baktığınız zaman. Yani 100 günlük, 200 günlük hareketli. Ve son olarak da Ichimoku bulutumuza bakalım. Bir tek Ichimoku bulutumuz olumsuz gösteriyor. Şu anda Ichimoku bulutumuz üzerinde ama bakın şurada ufak bir yeşil yakmış. Yani ilerisi için hemen hemen 16 Eylül gibi yeşil ışık yakmış. Yani benim şu anda yukarıda bir direnci var. 14.36 ve şurada 14.36 ve 14.44. Buraları kırması lazım. Yukarıda kendini 14.80'ler bekliyor. Yani bu iki tane direnç var. 14.80 ve 14.40 üzerinde kapanışlar yaptığı takdirde Ege Seramiğinde çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hiç borcu olmayan bir şirket tam al yerinde gösteriyor. Yani Ege Seramik'te güzel sinyaller veriyor bize. Üçüncü hissemiz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı geçelim. Çünkü bayağı fazla sizi sıkmak istemiyorum. Hisseleri hemen verip artık sizin kendi görüşünüze bırakıyorum. Evet. Silver Line Endüstri ve Ticaret. Silver Line biliyorsunuz beyaz eşya sektörüne girdi. Dayanıklı tüketim ürünleri imalat yapıyor. Silver Line'e baktığımız zaman son bilanço eksiden artık geçen sene 2020'nin bilançosu. Biliyorsunuz bir senede bir bilanço görünüyor burada yani. Kıyas olarak. Tabi 3 ayda bir bilanço veriyor. Baktığınız zaman bir eksiden 3 milyon 150 milyona çıkarmış. Bakın çeyreklerini çok güzel bir şekilde domino taşı gibi bakın hep her 3 ayda bir yükseltmiş bir şirketimiz. Dönem varlıklarını 259 milyona çıkarmış 248'den. Duran varlıklarını 92 milyondan 101 milyona çıkarmış. Öz kaynaklarını 54'ten 55'e çıkarmış. Hepsi olumlu. PD ve DDS 4.64 biraz pahalı olabilir ama fiyat kazanç oranına baktığımız zaman FD Fayon'a baktığımızda 6 yılda kendini amorti ediyor. Ve bizim her zaman ben fiil dolaşım 46 %46.5 ödenmiş sermayesi 45 milyon uygun bir ödenmiş sermayesi var. Baktığımız zaman brüt karında işte bir düşüklük var %8'den %6'ya düşürmüş. Yani brüt kar biz her zaman %10'un %15'in yani enflasyon üstünde olması lazım. Yani şurada brüt karın nerede maksimum %20'nin üstünde olursa zaten bu hisse de buralara durmaz. Daha güzel yerlere gelir. Faone baktığımızda %6'dan %4'ü düşürmüş. Ve net kar marjı da bakın yani %5'ten %0.88'lere kadar düşmüş. Yani bunu aşağı yukarı %10'un üstüne çıkması lazım. Güzel karlar getirmesi için. Ve cari oranı dibe vurmuş arkadaşlar. İşte cari oranı biz her zaman yukarıda istiyoruz ama burada dibe vurmuş. Kaldırış yukarıda. Bir tek olumlu haber öz sermaye karlılığı, öz kaynak karlılığını yükseltmiş. Yani burada tek olumlu temeline baktığımız zaman tek olumlu öz sermaye karlılığı. Karnesine bakalım. Karnesi bize ne diyor? 6.4 karlılık, 6.4 büyüme, 6.1 borçluk. Yani borcu çok olan bir şirket. Tabi ilerleyen zamanlarda da iyi yerlere gelebilir diye. Ben zaten alt sinyali verdiği için bu şirketleri alıyorum arkadaşlar. Zaten hisse kara geçtiği zaman biz bunu almamız biraz zor olur. Yani bize gelene kadar bunu zaten herkes bulur. Onun için biz bunu kimse görmeden, bulmadan ilk önce biz bulmak istiyoruz. Bakın 25 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde 5.50'lik bir desteği var. Yani 25 günlük hareketli ortalamanın üstünde çok güzel. Baktığınız zaman burada hacimleri de güzel, alımlar var. Bakın en son ne zaman yükselmiş bu hisse? Temmuz'un 8'inde 5.13'ten bakın burada 6.80, 6.90'a kadar gelmiş. Ondan sonra Temmuz 14 Temmuz'dan beri düşüşte şu anda. Bakın en dibi burada kaçı görmüş? 5.26'yı görmüş ve yeniden yükselişe geçmiş. Şimdi baktığımız zaman 25 gün hareketli ortalama bize al diyor. Hacimlenmiş bu da al diyor. Tekniğine baktığımız zaman burada ne demiş bize? Al gösteriyor burada da. Yani 3 indikatör al veriyor arkadaşlar. Biz dördüncüye de bakalım. Hemen 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamaya da bakalım. Bize ne gösteriyor? Evet. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketleri ortalamanın üstünde. Yani şurada da bir desteği var. 5.58'de de bir desteği var. Tabii en kötü destek olarak dediğimiz gibi burada şunu takip edelim. Yani 5.50'nin altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Yani yükseliş trendi bozulmayacak arkadaşlar. Ama 5.50'nin altına düşerse 5.30'a kadar bekleyebiliriz. Ama buralar alım yerlerim derseniz alım yerleri. Bakın şurada 5.80'lik bir direnci var. 5.80'i kırması lazım. 5.80'den sonra burada ikinci direnci olan 5.91 bir direnci var. Yani 5.91, 5.92 bir direnci var. Bunları da kırdıktan sonra eski
Bakın eski seviyeler şurada 6.86'lara doğru gitme potansiyeli var. Bakın şöyle bir çanak formasyonu bunda da görüyoruz. Şöyle bir çanak, yani 6.90'a kadar gitme olana var arkadaşlar. Yani ben burada çoğu hisseleri arkadaşlar, çıkacak hisseleri, yani eğer al sinyali veriyorsa öyle bakıyorum. Ve Ichimoku bulutunun da üstünde kalmasına rağmen kırmızı gösteriyor gelecekte. Ama tabi şurada 2-3 tane indikatör al diyor, sadece Ichimoku biraz muammada gösteriyor. Ama ilerisi için Silver Line'da güzel sinyaller verdi bana. Yani şu anda al sinyalleri verdi. Dördüncü hissemiz hemen Teleman arkadaşlar. Teleman da çok tuttuğumuz bir hisse. Onu da arada yapıyoruz. Arada yaptığım bir hisselerden bir tane. Teleman'a baktığımız zaman zaten Teleman'ın standart bir büyümesi var. Yani 20 milyonun altına düşmüyor. Son bilançta işte 20'nin altına düşmüş. Evet. Son 2 bilançta 20'nin altına düşmüş. Ama Teleman'a baktığın zaman borcu olmayan bir şirket. Dönem varlıklarını yükselten bir şirket. Ama burada birazcık düşürmüş dönem varlıklarını. Duran varlıkları kafa kafaya gelmiş hemen hemen. Öz kaynak karlılığında da bir küçük bir eksilme var. Ama borcu olmayan bir şirket tabii. Şimdi baktığımız zaman şurada %46'lık brüt kar marjını %49'a çıkarmış. Yani kar getiren güzel bir şirket. Yani %40'ların üstünde bir kar getiriyor. Fava önü %53'ten %56'ya. Ama şurada bir sıkıntı var işte. Net kar marjı ama %136'dan -11 düşürmüş. Yani burada işte net kar marjını birazcık, yani bu %36'dan eksiye düşürmesi tabi sıkıntı. Ama hala Teleman buralarda güzel bir şekilde duruyor. Ve cari oranı dediğimiz gibi %7, çok güzel bir cari oran var. Kaldırıcını aşağı indirmiş. Ve öz kaynak karlılığı %65'ten %47'ye düşürmüş. Yani bu öz kaynak karlılığını da biraz daha yukarı çekmesi lazım. Şimdi hemen karnesine bakalım. Biz karnesine baktığımız zaman bize ne gösteriyor karnesinde? Hemen ona da bakalım. Evet. Karnesine de baktığımız zaman şu anda karneye, evet. Tamam, her neyse, tekniğine geçelim o zaman. İnternet biraz daha yavaş. Evet, tekniğine hemen geçelim. Temeline geçelim. Pardon, tekniğini yaptık. Şimdi Teleman'ın hemen tekniğine bakalım. Teleman'a baktığımız zaman bize ne diyor? Al diyor mu? İlk önce neye bakıyoruz arkadaşlar? İlk önce 25 günlük ortalamaya bakıyoruz. 25 günlük hareket ortalamanın üstünde 28-34. Yani 28-34'a kadar bize bir desteği var altta. Güzel bir destek. Ve indikatörümüze baktığımız zaman nötrlü duruyor şu anda. Yani kararsız duruyor. Ama burada 25 günlük hareket ortalama bize al diye gösteriyor. 100 günlük hareket ortalamaya baktığımız zaman evet, orada da bir sıkıntı var. Yani burada 200 günlük hareket ortalamanın üstünde ama hatta 50 günlüğün üstünde ama şuradaki dirençleri 29, 16 ve 30 liranın üstüne atması lazım bizim için. Yani artık yükseliş trendine girdi dememiz için. Ama buralar alım yerleri mi? Tabii ki şu anda altta da acimler var. Acimlenmiş, güzel acimleri var. 28-30'da güzel bir desteği var. Buralara kadar gelip kendini yukarılara atabilir. Dediğimiz gibi 29-60'da bir direnci var. Pardon. Burada 29, evet, 29-20 bir direnç ve 30 lira 30-29-60 bir direnç var. Yani bu iki direnci kırdıktan sonra yukarıda Teleman'da şuralar 31 liraya kadar kendini götürecektir. Kısa vadede güzel kar marjı da bırakabilir. Ama dediğim gibi gösterme karını biraz daha yukarılara çekme kaydıyla. Diğer hissemizde arkadaşlar 5. 1, 2, 3, 4 5. hissemizde Prizma. Şimdi Prizma'ya bakalım. Prizma da benim bugün radarıma takılanlardan arasındaydı. Bugün güzel bir yükseliş yaptı. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şeye bakalım. Prizma'nın net dönem karı bakalım.
burada 2 milyon 145 milyon gelmiş. Geçen seneye göre güzel bir net karı var. Burada dönem varlıklarını 31 milyondan 34 milyona çıkarmış Prizma. Duran varlık 39.800'den 39.300'e düşmüş. Küçük bir düşüş var. Öz kaynağında da küçük bir artış var. Şimdi hemen tekniğine geçelim arkadaşlar. Tekniğine baktığımız zaman Prizma'nın tekniğine bakalım. Temelinde sıkıntı yok. Tekniğine hemen baktığımız zaman Prizma'nın. Şimdi burada Prizma'nın tekniğine bakalım. Bize ne gösteriyor. Şimdi hemen şu 50-100 günlüğü kapatalım. Evet, Prizma'da şu anda 25 günlük hareket ortalamanın tamamen 4.12'lik bir üstünde. Güzel kapanış ve hacimleri de güzel. Şurada iki tane indikatörümüz al diyor. Üçüncü indikatörümüz sat diyor. Ama iki tanesi al diyor. Yani şu 25 gün ortalamanın üstünde ve hacimli, alımlı bir şekilde gidiyor. 100 günlüklere bakalım. 100 günlüğünde hemen hemen evet burada sadece şuradaki bir 4.32'nin üstüne atması lazım. 4.32'den sonra 4.47 yani 4.47, 4.50'nin üstüne atması lazım. Şu an tam al yerinde değil ama güzel hacimlenmiş. Buralarından alınıp beklenebilir. İçim oku bulutumuzun aşağısına bakın. Dediğim gibi hemen hemen şurayı 4.50'nin üstüne atması lazım. İçim oku bulutunu da şu anda al göster. Yani şurada bir iki tane indikatörümüzde al veriyor Prizma. Prizma'yı da beğeniyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Prizma'nın da şuralarda güzel kar marjı bırak 5-12'ye kadar gitme potansiyeli var. Kısa vadede 5-12'ye kadar gidebilir. Şimdi hemen Akçansa'ya geçelim. Dördüncü hissemiz, beşinci hissemiz pardon. 1, 2, 3, 4, 5, evet altıncı hissemiz Akçansa. Akçansa'ya baktığımız zaman Akçansa'da çok yaptığım hisselerden bir tanesi. Baktığınız zaman net dönem karı birazcık düşse de net dönem karı ama yine geçen yıla göre çok güzel bir artış da yani 10 katı yapmış nereden baksanız. Dönem varlıklarını yükseltmiş, duran varlıklarını yükseltmiş ve öz kaynaklarında da yükselmeler var. Hemen tekniğine belki geçelim. Yani temelinde bir sıkıntı yok Akçansa'nın. Tekniğine de bakarsak Akçansa'nın teknikte bize ne diyor? Akçansa'da bayağı yani bekleyen şirketlerden bir tanesi yani şu anda hala da yükseliş trendine giremez. Evet. Hacimlere baktığımız zaman şu an satıcılı görünüyor hacimler indikatörümüzde. Hacimleri satıcılı görünüyor. Diğer indikatörüme baktığımda nötr gösteriyor. Ve burada 25 günlük hareketli ortalamanın tam üstünde kalmış. 15-24. Yani 15-24'ün altına düşmemesi lazım. 15-24'ün altına düşerse takipten çıkar. Çıkar ama dediğim gibi şurada 14.80'e kadar gelebilir. Yani 14.80'e kadar olumlu. 100 günlük hareketli ortalama baktığım zaman burada da hemen hemen onun üstünde kalmış. Onun altına inecek. Yani sınırda 15-24 ve şurada 15-12'lik bir desteği var. Dediğim gibi şu yukarıda da direnç olarak da 15.67 yani 15.67 ve 15.88 üstüne doğru atması lazım. Hızlı bir şekilde yükselmesi için. İçimoku bulutumuz da şu anda kırmızı yanıyor. Ama gelecekte bakın yeşil yakmış. Yani ilerleyen zamanlarda hemen hemen ne zaman? Eylül'ün ortasına doğru yeşil yakmış. Eylül'ün ortasına doğru yükselme sinyali veriyor. Dediğim gibi Akçansa'da şu an ucuz kalan firmalardan bir tanesi. Bunu da alım yeri olarak düşünebiliriz. Yani güzel şu anda al yerinde duruyor. Diğer bir hissemiz de Nuh Çimento. Son hissemiz Nuh Çimento. Nuh Çimento'yu da ben 40-60 liraya gittiği zaman da bizde vardı. Şu anda bayağı geriledi. Hatta 35 liraya düştü. 35'in altına indirmiyorlar. 35'in altına geldikten sonra yukarı doğru çekiyorlar hisseyi. Şu anda 37-32 ile kapattı. Tam güzel yerinde kapattı. Şimdi bakalım Akça net dönem karı geçen seneye göre biraz düşmüş. Yani biraz dedim bayağı düşmüş. Baktığında dönem varlıkları 1019'dan 1 milyardan 969 milyona düşmüş. Pardon. Duran varlıklarında küçük bir düşüş var. Öz kaynağını artırmış. Şirketin borcu olmayan bir şirket. Şimdi hemen tekniğine geçtiğimiz zaman Nuh Çimento'nun bize temelinde
sıkıntı değil. Sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Hemen teknik analizine baktığımız zaman tekniğinde bakalım bize ne diyor. İndikatörlüğünü bile ne gösteriyor. Şimdi baktığımız zaman 25 günlük hareketli ortamın tabi 36-22 altına düşmeli sürece bize alt sinyalinde duruyor şu anda. Bakayım bugün indikatörümüz ne diyor. Nötrde kalmış. Yani kararsız. Diğer indikatörümüze baktığımızda 25 günlük hareketli ortamın 36-20 yani 36-20 altına geldiği zaman biz artık hisseyi elimizden çıkarmamız lazım. Yani bu 36-20 tam dibi. Güçlü bir desteği. Şimdi bakalım hacimleri olarak da hacimlenmiş zaten. Güzel hacimlenmiş. Hissemiz. 100 günlük hareketli ortamın 200 günlük hareketli ortamın üstünde 36-46 ve 36-90'ın üstünde. Ve şuralarda kapanışlar yapması lazım. 38 lirayı bir direnç yapmış. 38-10 ve 38-66. Yani buraları geçtikten sonra yukarılarda kendine güzel yerler bulabilir. Dediğim gibi içim okulunun altında kalmış ama içim okulunun çıkması için de 38-60'ın üstüne atması lazım. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere burada al sinyali veren hisselere baktık. Burada kendi beğendiğimiz hisseleri siz de içinden seçebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada hangi hisseler size uyuyorsa onlar içinden seçip kendinize göre kendi bütçenize göre alabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmuyoruz. Bu akşam canlı yayınımız var. Bütün sevgili bütün abonelerimi bu akşam saat şu anda video yapıyorum. Videodan sonra saat 9.30'da canlı yayın yapacağım arkadaşlar. 9'da yapacaktık. 9.30'da aldık. Hemen hemen bir saatlik bir canlı yayın yapacağız. Bütün arkadaşlar, bütün abonelerimi bekliyorum. Burada hisse konuşacağız. Sizin hisselerini değerlendirmeye çalışacağız. Kendi dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum sevgili dostlar. İyi akşamlar.